Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda deneyimli bankacı Mehmet Erten eşlik edecek bana. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk Açıl. Şimdi özellikle piyasaların gündeminde, manşet noktasında elbette Rusya-Ukrayna krizi var. Hafta sonunda da yaşanan çok önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmeleri bir hızlıca gözden geçirip değerlendirmekte fayda var zannediyorum. İlk etapta Rusya tarafının yapmış olduğu açıklamalar var. Orada deniliyor ki özellikle Belarus tarafındaki yapılan askeri tatbikatta askerlerimizi çekmeyeceğiz. Normal şartlar altında hafta sonunda bu askerlerin çekiminin gerçekleşmesi bekleniyordu. Lakin böyle olmadı. Bunun arkasından hemen ciddi anlamda tartışmaların devam ettiğini gördük. 150 bin civarında Rusya-Ukrayna sınırında artı Belarus-Ukrayna sınırında askeri varlığı var Rusların. Tatbikat uzatıldı açıklamasının hemen ardından Amerika tarafı bir işgale hazırlanıldığı, bu işgalin de aslında tek bir noktadan gerçekleşmeyeceği, birden fazla şehirle Kiev'e kadar hatta daha ötesine kadar sarkma ihtimalinin bulunduğuna dair açıklamalarda bulunuldu ve Biden yönetimi başta kendisi olmak üzere daha sonra Kamala Harris'in de bu konuda açıklamaları oldu. Biz bir işgal niyetinin olduğuna iknayız dediler. Ayrıca yine bunun sonuçları üzerine ciddi anlamda tartışmalar da yaşanmaya başlandı. Dün akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir toplu zirve çağrısı söz konusu oldu. Ve her iki tarafında prensipte bu toplu zirve çağrısını kabul ettiği açıklandı. Dolayısıyla şimdi artık önümüzdeki döneme dair gelecek olan bu zirveden çıkabilecek olan potansiyel sonuçlar piyasaların ana beklentisi haline gelmiş oldu. Yarın itibariyle özellikle Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir araya geleceklerine dair haberler var. Dolayısıyla bu ikilinin yapacağı müzakere ve görüşmeden liderler arasında yapılacak olan zirveye dair altyapının hazırlanması bekleniyor. Tüm bunları yakından izliyoruz ve takip ediyoruz. Mehmet Bey müsaade ederseniz önce bir Washington'a gidelim. Ali Çınar orada bizleri bekliyor. Özellikle bu yaşanan gelişmelerin detaylarını biraz daha kendisinden alalım. Ali, özellikle biraz önce bahsettik. Amerika tarafı biz iknayız diyor. Diğer taraftan yine bir zirve toplanması konusunda prensipte biz anlaşabiliriz. Bu zirvenin toplanması için altyapıda Lavrov-Blinken zirvesinde gerçekleştirilebilir deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten başından bu yana işgal konusunda kafasında herhangi bir soru işareti olmadığını hem müttefiklerine hem de bütün dünya kamuoyuna yayıyor. Dolayısıyla buradaki temel beklenti, temel gidişat nereye doğru evrildi hafta sonunda Washington'da? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Washington DC'de tansiyon çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hafta sonu da Biden yönetimi yoğun şekilde Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri takip etti. Pazar günü Biden Ulusal Güvenlik Konseyi ile özel bir toplantı yaptı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı da toplantıda hazır bulundu. Aslında en önemli gelişme Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un iki kere Putin'le görüşmesi ve aynı şekilde de Biden'la bir telefon görüşmesi sonucunda Biden-Putin zirvesinin olacağı açıklandı. Bu konuda da Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin bir açıklaması vardı. Başkan Biden prensipte görüşmeyi kabul etti. Ancak işgal olursa görüşme gerçekleşmeyecek dedi. Şunu da belirtmekte fayda var. Yazılı açıklamanın sonunda hala Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı çok yüksektir notu da verilmiş. Yani hala Biden yönetimi net şekilde Rusya'nın işgal edeceğini hala söylemlerle belirtiyor. Tabii bu da sıkıntıyı arttırıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bilhassa Fransa'nın liderliğinde Avrupa Birliği liderleri Moskova ile yakın bir ilişkiyle bunu diplomasi kanalıyla çözmeye çalışıyorlar. Bu hafta içinde Dışişleri Bakanları Blinken ile Lavrov'un görüşmesi de kritik olacak. Bu toplantıda hem işgalin olmaması için Blinken tarafı bastıracak ama aynı şekilde de Putin ile Biden zirvesinin ön hazırlığı da aslında olacağını belirtebiliriz. Tabii bu da piyasalara, enerji sektörüne yansıyor. Olumsuz bir gelişmede piyasalar etkileniyor. Hafif bu şekilde bir olumlu güzel haberde de piyasalarda olumlu gelişmeler tekabül ediyor. Tabii çok sıkıntılı bir süreç. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil ama Biden yakın olarak Ukrayna'daki bilhassa Doğu Ukrayna'daki gelişmeleri de takip ediyor.
Bir başka önemli nokta özellikle İran'la yaşanan gelişmeler. Özellikle bir Rusya-Ukrayna işgali söz konusu olursa buraya uygulanacak yaptırımların içerisinde elbette enerji altyapısı ve bunların taşınabilirliği konusunda da sorunlar olacak. Buralarda zaten yüksek enflasyonla boğuşan Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'ın masaya getirilebilmesi ve buralarda bir anlamda çözüme gidilebilmesi çok belirleyici konulardan bir tanesini oluşturuyor. Burada nispi bir yumuşama olduğunu, İran'ın masada artık anlaşmaya yakın noktaya geldiğini içeren çeşitli raporlar var. Ancak İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in de açıklamaları oldu. Eğer bir şekilde İran'la böyle bir anlaşma sağlanacak olursa Orta Doğu'da ortam biraz daha hareketlenebilir şeklinde. Dolayısıyla Amerika tarafının buraya bakışı nasıl Ali? Açıkçası Biden yönetimi bir yumuşama için çalışıyor. Viyana'da birçok toplantı yapıldı. Avrupa Birliği temsilcileriyle beraber Amerika direkt katılması da bu toplantılara. Ama hala bir temkinli yaklaşım var. Yani Biden'ın bir yıl süre içinde İran'la müzakerelerde hala masada net somut bir adım yok. Bilhassa Rusya ile olan gerginlikte ben açıkçası kısa ve orta dönemde İran'la hemen doğalgaz konusu olmak üzere bir anlaşmanın yapılabileceği veya kapının açık olduğunu çok tahmin etmiyorum. Nükleer silahlandırmanın arındırılması dahil başka birçok sorun varken ben doğalgaz konusunda Rusya'ya alternatif olarak İran'la bir çalışma olabileceğini çok göremiyorum. O nedenle bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Katar'la bir toplantı yapmıştı. Katar emiri buradaydı. Aynı şekilde Avrupa ile başka alternatifler üzerinde çalışıyor ama ben ilk etapta İran'la böyle bir adımın olacağını göremiyorum şu kriz döneminde. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Şimdi Sayın Mehmet Erten'e dönüyorum. Ortam çok karışık Mehmet Bey. Yani hakikaten öyle bir diplomasi trafiği, öyle bir görüşme trafiği var ki hakikaten neyin ne olduğunu anlamak zor. İşte Rusya'nın Amerika'daki büyükelçisinin açıklamaları var. Bizim asla işgal planımız yok diye. Zaten Putin söylüyor, Lavrov söylüyor ama eğer işgal planı yoksa neden 150 bin asker duruyor? Neden işte Belarus'taki askerler geri çekileceği söylenen 20 Şubat tarihinde geri çekilmiyor? Tatbikatın süresi uzatılıyor gibi çok sayıda da soru işareti var. Dolayısıyla hani bu tür dönemler iş yapan açısından kolay zamanlar değil. Çünkü Türkiye ile Rusya-Ukrayna arasında turizmden tutun ham madde alımına kadar, tarıma kadar birçok alanda da işbirliği var. Nasıl karar almak lazım bu tür dönemlerde? Açıl dediğin gibi son dönemlerde yaşanan en yüksek jeopolitik risklerden biriyle karşı karşıyayız ve bir müddettir burada tansiyon bir gün yükseliyor, bir ertesi gün yumuşuyor. Ama sorunlar bir türlü nihai ve kalıcı bir çözüme doğru evriliyor. Biraz evvel Ali Çınar'ın da ifade ettiği gibi ve senin de katkıda bulunduğun gibi sorunlu bir durum var. Bunu çözerken de başka bir sorunlu ülkeyle yani İran'la ABD arasındaki çözümden bu sorunu çözmeye yönelik beklenen neticeler var. Bunların da çok kalıcı olacağını ve veya kısa zamanda netice alacağı konusunda şüphelerim var. Türkiye ve Türkiye'deki gerek hükümet gerekse iş yapanlar tam bu sorunların orta yumağında kaldılar. Ve bizim Türkiye açısından da ileriye dönük beklentilerimizde özellikle şu anda uygulanmakta olan ekonomik modelin beklentilerinde önemli bir rol oynuyor buradaki ilişki. Bu jeopolitik risk umarım hiçbir zaman gerçekleşmez veyahut başta insani de açıdan hiç kimsenin zarar görmeyeceği bir sorun haline döner ve sonuçlanır. Ama eğer bu daha ciddi bir tırmanışa ve bir işgale kadar giderse, Türkiye biraz evvel ifade ettiğim gibi tarım ithalinde özellikle Ukrayna ve Rusya çok önemli bir rol oynuyor. Enerji piyasasında onlarla olan ilişkilerimiz çok ciddi bir rol oynuyor. Özellikle bu sene büyük gelir beklediğimiz ve hak ettiğimizi inandığım turizmde Türkiye'ye gelen turist sayısının yanılmıyorsam %25'i Rus ve Ukraynalılardan oluşuyor. Dolayısıyla umarım bu sorun en kısa sürede ve barışçıl bir şekilde çözümlenir. Ama demin de ifade ettiğim gibi geçtiğimiz son 10-15 günde bir gün tansiyon yükseliyor, bir gün tansiyon düşüyor. İşte
Rusya ben işgal etmeyeceğim diyor ama askerinizi sınırda tutuyor. Biden işgal her an gerçekleşebilir diyor. Karmaşık demeçlerle konu ilerliyor ve bir türlü diplomasi masaya gelmiyor. En son sabah da gördüm, biraz evvel de Ayçınar ifade etti. Biden'la Putin'in bir araya gelmesi buna ne kadar çözüm üretir bilmiyorum ama umarım üretir. Yoksa bu belirsizlikte hem mikrobazda hem makrobazda işleri yönetmek Türkiye açısından zorlaştı diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, özellikle Türkiye açısından bakıldığında turizm geliri bu yılın ana gündem maddesi. Bir miktar bunun üzerinden gitmek isterim. Çünkü turizm eylem planında da yine aynı zamanda turizmcilerle yaptığımız görüşmelerde de turizm fuarlarındaki çıktılarda da 3 aşağı 5 yukarı aynı noktayı görüyoruz. Türk lirasındaki değer kaybı çok ciddi ve cazip bir destinasyon haline getirmiş durumda Türkiye'yi. Dolayısıyla bizim de uyguladığımız para politikasının önemli nirengi noktalarından bir tanesini burası oluşturuyor. Biz önümüzdeki dönemde nispeten yönetilen bir kur sistematiği içerisine gideceksek buranın havuzun dolu olması, yani özellikle döviz akımının turizm kanalı üzerinden gelmeye devam etmesi çok belirleyici. Şu an itibariyle buralarda bir risk görüyor musunuz? Önümüzdeki dönem açısından bu gelişmeler orayı nasıl etkileyebilir? Öncelikle bir şeyi düzelterek başlamak istiyorum Açıl. Türkiye'nin cazip bir turizm ülkesi olmasını sadece kurdaki gelişmeler ve ucuzlayan hizmet fiyatlarına bağlamak istemiyorum. Türkiye turizmde gerek iklimiyle, gerek servis kalitesiyle, gerek altyapı yatırımları ve tesisiyle bence iyi bir destinasyon olma özelliğini birçok açıdan muhafaza ediyor. Bunu söyledikten sonra bölgenin Rus ve Ukrayna kaynaklı turiste özellikle güney sahillerimizin çok ihtiyacı olduğu aşikar ve buradan beklenen gelirin şu anda uygulanmakta olan ekonomik modelin cari fazlaya dayanan temel varsayımını etkilemesi umarım gerçekleşmez. Çünkü bu gerçekleştiği takdirde o zaman bu modelin özellikle kur üzerindeki baskıyı azaltan, senin ifadenle havuzun dolu olmasını sağlayacak döviz arzına sekte uğratması, planın uygulanmasında beklenen neticeleri almakta bizi geciktirecektir. Ve bu özellikle enflasyon bacağındaki zaten programın benim imdimde enflasyonla mücadele bacağı en zayıf kısmı, daha da zorlaşmasına neden olacaktır diye endişe ederim. Peki buradan isterseniz yine Türkiye'deki döviz varlığı üzerine son dönemde atılan adımlardan bir diğeriyle devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımlardan bir tanesi YUVAM hesabı çerçevesinde yurt dışında yerleşik olan kişilerin mevduatlarını Türkiye'ye getirmeleri halinde, TL'ye dönmeleri halinde kur korumalı mevduattan faydalanabilme imkanının verilmiş olmasıydı. Geçtiğimiz hafta yapılan bir yeni düzenlemeyle yurt dışında yerleşik kişilerin şirketleri de eğer gerekli koşulları haizse bu imkandan faydalanılabilecek denmişlerdi. Buna ilişkin detaylı bandımızı bir izleyelim. Sonrasında Mehmet Bey'e bunu sorun. Resmi gazetede yayınlanan kararla kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi. Yurt dışında yaşayan yerleşik vatandaşların mevduat ve katılım sistemi hesapları hakkında tebliğde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ardından onların sermayedarı olduğu şirketlerde kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Şubat başında yine resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz birikimleri de kur korumalı mevduat sistemine dahil edilmişti. Merkez Bankası tebliğine göre yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılabileceğine ilişkin açıklama gelmişti. Yine Merkez Bankası yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesaplarını 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açabileceklerini duyurmuştu.
Mehmet Bey, nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu diye bir sormak isterim. Hem YUVAM hesabı çerçevesinde olup bitenleri hem aynı zamanda şirketlerin de bu cepheye dahil edilmiş olmasını. Öncelikle YUVAM hesabının uygulaması başladıktan beri ne kadar burada açılan hesap var bunu bilmiyorum. Ama ilke olarak yurt dışında kazanç elde eden vatandaşlarımızın bu kazançlarını Türkiye'de değerlendirmeleri fakat bunun karşısında hazinenin bir takım koruma imkanlarından faydalanmalarını ilke olarak çok benimseyemediğim ifade. Bunu bir de oradaki şirketlere yansıttığınız zaman benim bu program ilk çıktığı zamanki endişem ortaya çıkmaya başlıyor. Diyelim ki bu program hakikaten kurda bir stabilizasyon sağladı ki Ocak başından beri kurdaki denge bu manada 13.50'ler mertebesinde devamlı kalıyor. Dolayısıyla yurt dışındaki bir şirket düşünün, orada bir miktar para kazanmış, bunu Türkiye'ye getirip bu programdan faydalanmış, kurda hiçbir gelişme olmamış, yurt dışında %1 ile faiz alamayacağı bir ortamda burada %17 faiz kazanmış ve bunu bir daha Türkiye'de belki değerlendirmeyecek şekilde kazanmış, almış götürmüş. Bunu çok manalı bulmuyorum. Ha, burada hazinenin, daha başta düzelteyim, Merkez Bankası'nın döviz rezervi biriktirme konusundaki amacına hizmet edebileceğini düşünüyorum. Ama kalıcı kılıp kılamayacağından da emin değilim. Yani vadet sonundaki bu bütün kur korumalı hesaplar için geçerli, gerek yerleşik bireyler, gerek yerleşik şirketler, gerek yurt dışından bundan faydalananların vade sonunda nasıl davranacağı konusu kur korumalı mevduat hesabının başarısını asıl kıstası olacaktır diye bir endişe taşıyorum. Ama yurt dışına bu imkanın sağlanmasını kişisel olarak doğru bulmadığımı ifade edeyim. Peki Mehmet Bey, bir başka önemli düzenleme geçen hafta sizinle bunu konuşma fırsatımız olmadı ama Merkez Bankası özellikle şirketler için dövizden Türk lirasına dönüşüm gerçekleştiğinde bu çerçevedeki kur korumalı mevduatların teminat olarak sayılması konusunda bir düzenleme gerçekleştirdi. Yabancı para tarafında teminat olarak sayılıyordu bu hesaplar ancak özellikle TL tarafta nakdi kredilerde teminat olarak sayılmasının aynı zamanda yine diğer krediler için de bir şekilde teminat olarak sayılmasının önüne geçilmişti. Ancak geçen hafta yapılan düzenlemeyle birlikte burada bir kısmi normalleşmeye doğru gidildi. Eğer gayri nakdi kredi söz konusuysa teminat, mektubu, akreditif, işte bayilik, mal alımı bu tür çerçevelerde gayri nakdi olarak bir teminat olarak sayılması söz konusu olacak. Kur korumalı mevduatta TL'ye dönülen kısmın. Dolayısıyla hem bunu bir nasıl değerlendirirsiniz diye sormak isterim. Hem de aynı zamanda buradaki kurumlar vergisi istisnası bu düzenlemelerle birlikte bir miktar daha uzatıldı. Beyanname verme süresi uzatıldı 28'ine kadar. Dolayısıyla bu çerçeveyi nasıl okursunuz diye sorayım. Açıl Bey, kur korumalı mevduat hesabı ilk lanse edildiği zaman öncelikle herkesin daha ziyade Türk lirasından bu imkandan faydalandığı gözüktü. Yani dövizini bozdurarak bu imkana geçenlerin sayısı kısıtlıydı. Sonra şirketlere bu hak tanındı ve şirketlere bu hak tanınırken bir takım tatlandırıcılarla beraber tanındı. Başta kurumlar vergisinden istisna edilmesi ve geçmiş yıldaki kur farkı gelirleri üzerinden vergi ödememeleri konusunda. Bundan sonra ve bu cazibeyle beraber geçen hafta açıklanan rakamlarda da dövizden dönüşte özellikle şirket kesiminden ciddi bir ilginin geldiği gözüküyor. Şimdi yol boyu devamlı bu konudaki uygulama iyileştiriliyor, düzeltiliyor ve kullanıcı lehtar olarak bu hesaptan faydalananlar lehine bunlar yapılıyor ki cazibesi artsın, ilgisi artsın diye. Ben kur korumalı mevduat hesabına geçmiş bir şirketin bunu teminat göstermesini bir koyundan birkaç post çıkarmak olarak görüyorum açıkçası. Çünkü bir, bundan faydalanarak kurumlar vergisi istisnasından faydalandılar. İki, bunu teminat göstererek kredi kullanacaklar. Yani aslında ihtiyaçları olduğu bir nakdi
bu fırsattan faydalanıyorlar. Sonra gidip bunu teminat göstererek tekrar nakit elde etmeye çalışıyorlar veya gayri nakdi bir imkan sağlamaya çalışıyorlar. Bunu aşırıya kaçılmış bir cazibe olarak görüyorum veya birden fazla menfaat sağlamak olarak görüyorum. Ama öbür taraftan da bir banka olarak bir şirket bende kur korumalı mevduat açmış ve bunu 6 aylık bir vadeye bağlamışsa ben o şirketin o mevduatını ille de teminat almadan, rehin almadan o şirketi kredilendiririm diye düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle hapis hakkı diye de bir kavram var yanılmıyorsam ben hukukçu değilim ama borçlar kanununda. Dolayısıyla eğer şirket bir kusura düşecek olursa hapis hakkını kullanarak teminatını veya o mevduatı teminat haline getirebilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar teşvik edici olması ürünün kendi içinde özünde bir zafiyet gösteriyor diye de bir endişemi paylaşmak isterim açık. Peki genel olarak Mehmet Bey, Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bütün bu ürünler, işte çeşitli para politikası değişiklikleri, hazinenin duruşu, sağlanan işte KGF aracılığıyla yeni paketler, bunların yürürlüğe girmeye hazırlanması, kamu bankalarının sermayelendirilmesi derken özellikle mevduat ve kredi arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsınız diye sormak isterim. Çünkü özellikle hem kredi hem mevduat faizlerinde nispi gerilemenin devam ettiğini görüyoruz geçtiğimiz hafta itibariyle. Doğru. Burada özellikle yılbaşı arifesinde, yılbaşına yakın tarihlerde tüm faizlerde muazzam bir kopukluk yaşanmıştı. Yani bir yandan politika faizi 14'lerdeyken mevduat faizleri 20'leri aşmıştı. Kredi faizleri 30'ları aşmıştı. Devletin tahvillerini ödediği faizler 20'lerle 25'ler arasında seyrediyordu. Ve ciddi bir dengesizlik söz konusu. Kur korumalı mevduatta özellikle dövizden dönüşler arttıkça iki şey ortaya çıktı. Bir, geçen haftaki rakamlarda da gördüğümüz gibi Merkez Bankası'nın hem brüt hem net rezervlerinde bir miktar iyileşme görüldü. İki, bu dövizden dönüşlerin getirdiği likidite ile piyasada Merkez Bankası'nın gecelik fonlamasındaki rakamlar azaldı. Dolayısıyla bir likidite bolluğu ortaya çıktı. Bu likidite bolluğu ortaya çıkınca bunun mevduat faizleri üzerindeki baskısı, yani 20'leri aşmış olan bir dönem, yılbaşı arifesinde aşmış olan faiz oranları aşağı doğru gelmeye başladı. Doğal olarak da bunlar kredi faizlerine daha yumuşak bir geçiş olarak yansımaya başladı. Bu dengelenme önemli çünkü bu kadar farklı farklı faizlerin olduğu bir ortamda hangi faizi takip edeceği konusunda gerek borç veren yani mevduat sahibi, tasarruf sahibi, gerekse borç alanlar, şirketler ve veya bireyler karar vermekte çok zorlanıyorlardı. Umarım bu dengelenme daha sağlıklı bir noktaya gelir ve kredi kullanımlarında reel sektörün zaman zaman şikayetçi olduğu erişim problemi azalır. Ama bu erişim problemi azaldıkça ve bollaştıkça, rahatladıkça diyeyim, bu sefer talep yönlü bir baskı enflasyonla mücadelede zaten zayıf olduğunu düşündüğüm programı daha da hedeften uzaklaştırabilir mi diye bir endişemi ifade etmiş oluyor. Mehmet Bey, müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Mehmet Erten'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Bey, bu bölümde isterseniz bir miktar bireysel krediler ve ticari krediler arasındaki farkı değerlendirmeye çalışalım. Dönem özellikle bankacılık sektörü üzerindeki kredi imkanlarının hep bir miktar daha şirketleri önceleyecek şekilde kullandırılmasına dayalı. Biraz önce arkadaşlar bir grafik getirmişlerdi ekrana, onu da bir kez daha getirirlerse bireysel kredilerde tablonun nasıl değiştiğini daha net olarak görme şansına sahibiz. Bu bireysel krediden daha mesafeli olarak uzakta duruş ve ticari kredileri önceleyen yaklaşımla
ne kadar devam edilir? Sizin bakışınız nedir? Öncelikle bireysel kredide Bakan Nebati hem iktisatçılarla, ekonomistlerle yaptığı toplantıda bu açıklamada bulundu. Hem sizin röportajınızda da, kanalda yayınlanan röportajda da bundan bahsetti. Burada bir miktar makro ihtiyati tedbirler olarak bireysel kredilerin önceliklendirilmeyeceği konusunda vurgu yaptı. Buradaki endişe bu kredilerdeki önceliklendirmenin hem cari açık üzerinde hem de kur üzerinde baskı yaratacağı endişesi geçmişteki tecrübelerden de ders alınarak bu kararları almaya itiyor. Buna katılmamak mümkün değil. Fakat bu sefer iç piyasadaki bir durgunluk, nitekim zaman zaman basına da yansıyor son günlerde, işte ikinci el otopazarında kıl kıpırdamıyor. Eminim burada bireysel kredilerde biraz daha canlılık yaşansa belki burada bir hareketlilik gelecek. İç talep üzerindeki baskılayıcı unsurlar eğer üretim bacağına yansırsa, üretim bacağında yüreklendirilen şirketler veya kredilendirilen şirketler bu üretimlerini tamamını dış pazara, ihracata yönlendiremezler ve iç pazardan da bir talep alma ihtiyaçları ortaya çıkarsa bir miktar büyümede sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Türkiye'nin büyümesinde evet biz ihracatı önceliklendirmek istiyoruz. Bu önemli. İhracat pazarlarımızın gelişmesi ki sabah Gizem Altın saçta buna vurgu yaptı. Avrupa pazarında bazı yavaşlamalar endişesi de var. Eğer ihracat pazarında yeteri kadar canlı talep kalmaz ve iç pazara ihtiyaç olursa bireysel kredilerin tekrar canlandırılması söz konusu olabilir. Yoksa istediğimiz dengeyi ve büyümede arzu ettiğimiz seviyeyi kaçırabiliriz endişesini taşıyor. Peki isterseniz bu noktada yine geçtiğimiz hafta açıklanan konut satış rakamlarına bir bakalım. Nereden nereye geldi rakamları izleyelim, sonra devam edelim. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25.1 artarak 88.306 oldu. Satışlar Aralık 2021'e göre ise sert düşüş kaydetti. Aralık ayında konut satışları %113.7 artışla 226.503 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Ocak ayı verisiyle Ekim-Aralık 2021 döneminde yaşanan yükseliş trendi de sona ermiş oldu. Satışlar Haziran 2021'den bu yana ise ilk kez 100.000'in altına geriledi. TÜİK verilerine göre satış sayılarına göre İstanbul'u 8.255 konut satışı ve %9.3 payla Ankara, 5.486 konut satışı ve %6.2 payla İzmir izledi. İpotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69.4 artış göstererek 18.183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20.6 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %17.2 artarak 70.123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79.4 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69.2 oldu. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56.5 artarak 4.186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4.7 oldu. Konut tarafındaki gelişmeleri nasıl görürsünüz Mehmet Bey? Hani bakınca tabii Ocak ayından Ocak ayına ciddi bir artış var ama Ocak, Şubat, Mart dönemi zaten geleneksel olarak konut piyasasında zayıflığı gördüğümüz dönemlerdir. Biraz daha ikinci çeyrekle birlikte hareketlenme başlar. Şimdi hem konut fiyatlarında muazzam yükselişler yaşandı. Beraberinde kira fiyatları çok ciddi şekilde yükseldi. Yeni konut projelerinde ise özellikle faizlerin yüksekliğinden mütevellit, özellikle mortgage ağırlıklı satış ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Burada normal şartlar altında %35'ler civarına görmeye alışık olduğumuz mortgage payı son aylarda %20'ler civarına gerilemiş görünüyor. Açıl, bütün söylediklerinin altına imza atayım. Bir, konut piyasası
ekonomide, Türkiye'de özellikle hiçbir pazardaki canlılığı iyi resmeden piyasalardan bir tanesi. Ancak konutta özellikle maliyet artışı ve fiyat artışı %60'ları geçti, eğer yanlış hatırlamıyorsam hafta sonu açıklanan rakamlarda, çok ciddi. Dolayısıyla artık konutların erişilebilirliği konusunda sabit gelirli vatandaşımızda bir sorun var. Artan maliyete karşı üretim tarafında, yani yeni konut arzında da bir takım yavaşlamalar var. Çünkü uzun zamandan beri projelerde, yeni proje üretmede geçmişe göre daha bir yavaşlama görülüyor. Dolayısıyla bu iki unsur birleştiği zaman, biraz evvel ifade ettiğim gibi, hem satış fiyatları çok arttı, hem kiralar çok arttı. Öbür taraftan da bir ülkenin gerçeği var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, ülkede toplam yıllık 600 bin ile 700 bin yeni konut talebi doğuruyor. Dolayısıyla arzla talebin dengesiz olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Ama fiyat artışları ve maliyet artışları, erişilebilirlik konusundaki sorun bence burada en ciddi sorunlardan biri. Biraz evvel ifade ettiğim krediye erişim, özellikle bireysel kredilerin fiyatları ve erişilmesi zorlaştıkça da burada konut alımlarında bir duraksama olduğu gözüküyor. Bir ikinci sebep düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir bilgiye, dataya, veriye dayalı söylemiyorum bunu, ama bu kur korumalı mevduatın ortaya çıkışı belki bireylerin tasarruflarını enflasyona karşı korumak açısından bunu bir deneyeyim, ondan sonra gerekirse konut alımına yönelirim gibi bir talebi de geciktirmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra özellikle kur korumalı mevduatın ilk dönüşlerinden itibaren tasarruf sahiplerinin davranışlarında konut alımlarının nasıl bir pay alacağı daha belirginleşecek, daha ortaya çıkacak. Çünkü eğer kur korumalı mevduattaki dönüşlerde enflasyona karşı hala korunamadığını düşünen vatandaşın bir bölümü konut alımlarına, kendini enflasyona karşı daha iyi koruyacağı inancıyla yönelim olabilir diye düşünüyorum. Mehmet Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.